sırada koca karı ile Ömer var. Değerli dinleyenler, Mehmet Akif Ersoy, Koca Karı ile Ömer isimli manzumesini soylu üstadı Ali Ekrem Bey'e ithaf etmiş. Ali Ekrem Bey, 1867-1937 yılları arasında yaşamış Serveket Yunan şairlerinde, Namık Kemal'in oğlu. Akif, çok başarılı olduğu manzum hikaye alanında Ali Ekrem'den çok yararlandığını çeşitli vesilelerle ifade etmiş. Evet, manzumeye başlıyoruz. Ve orijinalinden takip ediyoruz. Yok ya Abbas'ı bilmeyen kimdi? O sahabeyi dinleyin şimdi. Bir karanlık geceydi pikte ayaz. İbni Hattab'ı görmek üzere biraz çıktım evden ki yollar ıpıtsız. Yolcu bir benmişim meğer yalnız. Aradan geçmemişti çok da zaman, az ilerden yavaşça oldu ayağın. Zulmetin sinesinde ukde gibi, ansızın bir müheykel Arabi. Bembeyaz bir rida içinde garip, geliyor muttasıl mehip mehip. Ben sokuldum, o geldi, yaklaştık. Durmadan karşıdan selamlaştık. Düşünürken selam alan sesini, o heyula uzandı tuttu beni. Bir de baktım, Ömer değil miymiş? Ya Ömer, böyle geç zaman bu ne iş? Şu mahallatı devre çıkmıştım. Gel beraber benimle 3-5 adım. Ne seda var, ne bir yürür bidar. Uhrevi bir sükun içinde civar. Ömer olmuş gezer siyaneti hakkı. Şu yatan beldenin huzuruna bak. O semalar kadar yücelmiş alın, çakarak sinesinden afakın. Bir zaman sönmeyen nigahıyla Necmi Sahir'de sanki bir hale duruyor her evin önünde Ömer. Dinliyor bir haber içeridekiler. Geçmedik en harap bir yapıyı, yokladık sağlı sollu her kapıyı. Geldik artık Medine haricine, bir çadır gördü, durdu kaldı yine. Ocak başında oturmuş bir ihtiyarca kadın, açıl açıl diye feryat eden çocuklarının karıştırıp duruyorken pişen nevaresini, çıkardı yuttuğu yaşlarda çırpınan sesini. Durun da yavrularım, işte şimdi kek pişecek. Fakat ne hal ise bir türlü pişmiyordu yemek. Çocukların yeniden başlamıştı naleleri. Selamı verdi Ömer, daldı akıbet içeri. Selamı aldı kadın pek beşhuş bir yüzle. Bu yavrular niçin ey teyze ağlıyor söyle. Bugün ikinci gün. O halde neden biraz yemek komuyorsun? Yemek mi? Çömdeyi sen tirit mi zannediyorsun? İçinde sade su var. Çakıl taşıyla beraber bütün zaman kaynar. Ne çare? Belki susarlar dedim, ayıplamayayım. Peki, senin kocan, oğlun ya kardeşin ya dayın, tek erkeğin de mi yok? Hepsi öldü, kimsen yok. Senin midir bu küçükler? Torunlarım. Ne de çok. Adam emire gidip söylemez mi ki halini? Ah! Emire öyle mi? Kahretsin Ankara'yı valla. Yakında rayet-i ikbali sernigun olsun. Ömer belasını dünyada isterim bulsun. Ne yaptı teyze Ömer böyle inkisar edecek? Ya ben yetim avuturken emir uyur mu gerek? Raiyetiz ama bizler
Vediatullah'ı gelip de bir aramak yok mu? Haklısın, yalnız zavallının işi pek çok. Zaman bulup gelemez. Gidip de söylememişsen ne haldesin bilemez. Niçin hilafeti vaktiyle eylemişti kabul? Sonunda böyle çürük özrü kim sayar makbul? Zavallının işi çokmuş. Nedir, muharebe mi? İşitmesen de civarında inleyen elemi. Medine halkını üryan bırak, Mısır'da dolaş. Gaza gaza diye git, soy cihanı gel paylaş. Çocukların bu sefer yükselince feryadı, kadın tevehhürü artık cünuna vardırdı. Şu nevhalar ki, çıkar ta bulutların içine. Ömer, sabah iki tel'in olur, iner tepene. Yetimin ahını yağmur duası zannetme. O sayha ra'd-ı kazadır ki gönderir Adem'e. Açı, açı, bize bir lokma olsun ekmek ver. Susundu yavrularım. İşte oldu, şimdi pişer. Gidip de söyleyeyim ha, dilencilik yapamam. Ömer de kim? Benim ondan kerim adamdı babam. Ölür de yüz suyu dökmem sizin halifenize. Ömer vuruldu bu son sözde. Haklısın teyze. Avut çocukları, ben şimdicek gider gelirim. Halife önde, bitik, suçlu, münfail, nadim. Ben arkasında perişan, çadırdan ayrıldık. Sabaha karşı biraz başlamıştı aydınlık. Köyün köpekleri ejder misali saldırıyor. Bırakmıyor bizi yoldan, fakat kim aldırıyor? Medine'nin dalarak münhani sokaklarına, dönüp dönüp hele geldik zahire ambarına. Halife girdi açıp, ben de girdim emriyle. Arandı her yeri bir mum yapıp aler acele. Şu tek çuval unu gördün ya, hadi yükle bana. Bu testi yağ doludur, el verir o yükte sana. Çuval halifede, yağ bende, çıktık ambardan. Kilitleyip geri döndük deminki yollardan. Mesafe baksam uzun, yük yaman. Ömer yaralı, dedim ki, ben götüreydim. Bırak mısın çuvalı? Hayır, yorulsa değil, ölse yardım etme sakın. Vebali kendine aittir İbni Hattab'ın. Kadın ne söyledi Abbas, işitmedin mi demin? Yarın huzuru ilahiyle kimseler Ömer'in şerifi haybeti olmaz, bugünlük olsa bile. Evet, hilafeti yüklenmeyeydi vaktiyle. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Bir ihtiyar karı bir kez kalır, Ömer mesul. Yetimin girye-i hüsran alır, Ömer mesul. Bir aşiyan-ı sefalet bakılmayıp gökse, Ömer kalır yine altında, hiç değil kimse. Zemine gadr ile bir damla kan dökünce biri, o damla bir koca girdap olur boğar Ömer'i. Ömer duyulmada her kalbin inkisarından, Ömer kovulmada her matemin civarından. Ömer halife iken başka kim çıkar mesul? Ömer ne yapsın ilahi? Beşer zalûm-u cehûl. Ömer'den isteniyor beklenen Muhammed'den. Ömer, Ömer, nasıl aldın bu bağrı sırtına? Sen almasan acaba kim gelip de senden iyi idare eyleyecek düştüğün bu marekeyi? Evet, adaleti mutlak hayal edersen eğer, Ömer değil ya ne olsan, bırak ki hepsi heder.
Beşer adaleti mutlak tahayyül eylerse, görür ümidini mahkum her zaman yese. Sen ey Ömer, ne meleksin, ne bir emir-i zalum. Fakat elinde ne var? Fıtraten beşer mazlum. Görür buruc-i semanın bütün sitareleri, zalam içinde yük altında inleyen Ömer'i. Huzur-u Hakk'a çıkarken bu unlu cephenle, değil zemini, getir şahit hasumanı bile. Uzak mı yok? Daha çok var mı? Ancak 3-5 adım. Mecali kalmamış artık zavallının, baktım. Olanca azmini cebreyleyip nefes nefese, yavaş yavaş yürüyor. Geldi bin bela neyse. Sokuldu haymeye, indirdi arkasından onu. Bırak da testiyi yerleştirin kenara şunu. Hemen çakılları çömlekten indirip attı, uzandı testiye yağ koydu, sonra un kattı, oturmak istedi. Lakin belaya bak ki, ocak hemen sönüp gidecek. Teyze, yok mu hiç yakacak? Kadın getirdi 5-10 parça yaş diken Ömer'e. Ömer de yakmak için büsbütün serildi yere. Ocak tüter, Ömer üfler zefiri harı ile, zemini lihye-i beyza-i tarumarı ile, sücud tavrı huşuğunda muttasıl süpürür, içinde ruhu yanar, cephesinde ter köpürür, döner muhit-i nigahında tude tude duman, bulut geçer gibi Necm'in hıyat-ı nurundan. Ocak tutuştu, yemek pişti. Var mı teyze kabın, getir de indirelim. Var büyükçe bir kap, alın. Yemek sıcaktı, fakat kim durup da bekleyecek? Ömer çocuklara bir bir yedirdi üfleyerek. Kesildi haymede matem, uyandı ruh-i sürur. Çocuklar oynaşıyorlar, kadın ferih-i fahur. Ömer bu alemi gördükçe gaş içindeydi. Dedim, sabah oluyor, kalkalım. Evet, hadi. Yarın emarete gel teyze, öğleyin beni bul. Emire söyleriz, elbette hayır olur me'mul. Yüzü gülmüştü teyzenin, baktık. Biz de çıktık veda edip artık. Hiç görünmeksizin gelip geçene, doğru indik halifenin evine. Şimdi neredeyse gün doğar, kalıver diye koy vermiyordu çünkü Ömer. Etti az sonra subhi velveledar, uyuyan şehri kamilen bidar. Öğle geçmişti, çıktı geldi kadın. Galiba teyze uykusuz kaldın. İşte bağlanmak üzeredir nafakan. Alacaksın her ay gelip buradan. Şimdi affeyledin değil mi beni? Böyle göster fakat adaletini. Evet, bu manzumede burada sona eriyor.